Balıkesir ilimizin yeşil bir incisi. Balıkesir'in doğusunda, il merkezine 75 km mesafede olan ilçe, Ege Denizi'nin maviliklerinden 640 metre yükseklikte kurulmuştur. Bölge, yalçın dağları, göz alabildiğine yeşil ormanları ve kerestesiyle meşhur. Dursun Bey, genel olarak konar göçer yörük aşiretlerinin iskana geçmesiyle kurulmuş olan yörük köyleriyle tanınır. Konar göçer Türk aşiretlerinin izleri bu köylerde görülmektedir. Nadide güzelliklere sahip ilçe, 102 köyüyle 1952 kilometrekarelik bir yüz ölçümüne ve toplamda 47 bin nüfusa sahiptir. Arazi yapısı itibariyle dağlık ve çok engebeli bir karaktere sahip olan bu saklı cennetin en yüksek dağı 1683 metrelik irtişamıyla Alaçam Dağı'dır. Bölge adeta Türkiye'nin alpleridir. İlçenin %70 gibi büyük bir kısmı ormanlarla örtülüdür. Bu ölçüden geriye kalan 24 bin hektarlık verimli ve sulu bölge ise tarım alanları olarak kullanılmaktadır. Dursun Bey ilçesinin tarihi hakkında kesin bilgiler olmamakla beraber, yapılan antik çalışmaların bulguları neticesinde çok eski bir yerleşim merkezi olduğu bilinmektedir. İlçenin tarihi Libyalılara kadar uzanır. Daha birçok medeniyete ev sahipliği yapan Şirin ilçeye, Roma uygarlığı döneminde Abrietene adı verildi. Abrietene bölgesinde merkez olan Dursun Bey'in ismi de, ünlü Roma İmparatoru Hadrian'ın şerefine kurulan bir şehir olduğu için Hadriania olarak seçilmiştir. Hadriania, Romalılar döneminde önemli para basım yerlerinden biriydi. Roma İmparatorları döneminde başta Hadrian, Antonius, Pius, Faustina, Marcus, Aurelius gibi önemli imparator ve komutanlar zamanında isimlerini ve resimlerini taşıyan bakır ve gümüş paralar dahil ettirmişlerdir. Hadrianiya şehrinin milattan sonra 131-132 yıllarında kurulduğu tahmin edilmektedir. 11. yüzyılda Selçuklu hakimiyetine girmiş ve beylikler döneminde de Karesi Beyliği sınırları içerisinde yer almıştır. Osmanlı arşiv ve belgelerine göre şehir, Oğuzların Üçok soyundan Kayı boyundan olan Balat Türkmenleri tarafından kurulmuştur. Bir başka kaynakta ise 2. Osmanlı Padişahı Orhan Gazi, Emir Dursun'u buraya komutan olarak atamış, ilçeye Emir Dursun'a izafeten Dursun Bey denmiştir. Dursun Bey, Balıkesir Mutasarraflığına bağlı Hisar anlamına gelen Balat adıyla anılan bir bucak merkeziyken, 1918 yılında ilçe haline getirilmiştir. Cumhuriyet döneminde Balat'a atanan ilk kaymakam Emin Bey'in ismi, şehrin en işlek caddesine verilmiştir. Daha önce Rumların yaşadığı bu mahalleye Gavurlar Mahallesi denmekteydi. Hatta şehrin en eskileri bile Rumlara ait kiliseleri çocukluklarından bu yana hatırladıklarını ve bir kilisenin de kız mektebi olarak kullanılmaya başladığını söylerler. Balat, Kurtuluş Savaşı sırasında tüm Anadolu gibi düşman işgaline uğramış, 3 Eylül 1922'de de Yunanlılardan kurtarılmıştır. Bu Şirin ilçenin ana geçim kaynağı orman ve orman ürünlerine dayalı sanayi kollarından sağlanmaktadır. İlçede en önemli ticari faaliyet kerestecilikdir. Bu sektör aynı zamanda nakliye sektörünün de gelişmesini sağlamıştır. İlçede 130 civarında ağaç sanayi imalathaneleri bulunmakta, yıllık 300 bin metreküp orman envai işlenmektedir. Yerli kerestenin yanında bağımsız devletler topluluğu ülkelerinden bol miktarda orman envali ithalatı da yapılmaktadır. Kerestenin işlenmesi makine sanayini de gelişmeye zorlamış, halk kendi makinelerini kendileri yapmaya başlamış, hatta tüm ülke genelinde imalat yapabilen sayılı kuruluşları bünyesine katmıştır. Üretilen bu makineler boyamadan kesmeye, eklemeden delmeye, kerestecilikte her türlü iş gücünü kolaylaştırarak keresteye renk veriyor ve can katıyor.
Çeşitli maden rezervlerine sahip olan Dursun Bey de kömür, traverten mermeri, Arizona kırmızısı, Verona beyazı, krom, amatist taşı gibi madenler hatırı sayılır derecededir. Renkli bir kristali andıran amatist taşı, Göğül Köyü yakınlarındaki kristallerden çıkartılır. Hristiyan inancına göre vücudun herhangi bir yerine dokundurulduğunda negatif enerjiyi nötralize eder. Vücut şifa bulur. Yaklaşık 4000 yıldır mistik tedavide kullanılan bu taş, günümüzde takı tasarımında ve alternatif tıpta kullanılmaktadır. Yerleşim alanının doğusunda yer alan Alaçam Dağı ve ormanları nitelikte ağaçlarıyla aranan bir ormandır. Zengin bitki varlığı, bol ve kaliteli su kaynakları, yüksek görsel değerleri ve fauna zenginliği yanında kentsel yerleşim alanına yakınlığıyla öne çıkmaktadır. Bu bölge içerisinde yer alan yayla, candere, alaçam, değirmenerek ve gölcük görülmeye değer yerler arasındadır. Yine bu bölgede bol miktarda yaban domuzu, karaca ve dağ keçisi mevcuttur. İlçe toprakları çok engebeli ve verimsiz olduğundan tarımsal faaliyetler geniş araziler üzerine kurulmuştur. İlçenin %24'ü tarım arazidir. Kuru tarım ürünlerinden buğday, arpa, çavdar, yulaf, mercimek ve nohut üretilmektedir. Yörenin geçim kaynaklarından biri de hayvancılıktır. Çeşitli işletmelerde 30 bini aşkın büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Büyük çoğunluğu süt sığırlarından oluşan bu hayvanlar, siyah alaca ırk olan Holstein ve Holstein meridir. İlçede günlük 105 ton süt üretilmektedir. Üretilen sütler, ülkece tanınmış şirketler vasıtasıyla değerlendirilmekte ve halk tarafından da günlük ihtiyaçları karşılanmaktadır. Süt sığırcılığı yanında orman dostu diye bilinen Sanen keçileriyle sakız koyunu da yine ilçenin süt endüstrisine katkıda bulunmaktadır. İlçenin ulaşımı yaygın olarak Balıkesir ili üzerinden sağlanmaktadır. Her saat başı otobüsle Balıkesir'e ulaşmak mümkün. Ayrıca ilçe merkezinden Bursa iline de günde iki kez düzenli toplu taşıma araçları çalışmaktadır. İlçe İzmir-Ankara demiryolu üzerinde olduğundan Balıkesir, Manisa ve İzmir güzergahıyla Kütahya, Eskişehir ve Ankara yönüne tren seferleri yapılmaktadır. İlçede 1987'den itibaren istikrarlı bir şekilde devam etmekte olan Köydes projesi kapsamında 4 milyon YTL bütçeyle asfalt yollara kavuşan köyler, bakım ve onarımı yapılan yollar ilçe ulaşımını kısmen rahatlatmıştır. Aynı projeyle birçok köye içme suyu götürülmüş, sondaj çalışmalarının birçoğu başarıyla gerçekleşmiştir. Asırlık çınarların altında büyük kentlerin stresini suyla şiirin dansıyla her yıl Temmuz ayının 3. haftasında düzenlenen şiir dinletisiyle atmak mümkündür. Bu dinletiyi ülkenin çeşitli yerlerinden gelen şairlerle halkın misafirperverliği de katılınca ruhun gıdaya doyduğunu görebilirsiniz. Festival havasında geçen su çıktı şiir akşamlarından sonra mutluluktan uçar gibi olursunuz. Şirin Dursun Bey'de etkinlikler bitmez bir yaz boyu. Yine her yıl Haziran ayında köylülerin ve ilçenin hayvancılık potansiyelini canlandırmak amacıyla emtia ve hayvan panayırları yapılır. Kurulan standlarla ilçe tanıtılmaya çalışılır. Ağustos ayı geldiğinde ise şehirde bir başka panayır havası esmeye başlar. Bu panayıra komşu il ve ilçelerden gelen misafirler kendi yörelerinin ürünleriyle renk katar. Halk konserleri düzenlenir her yıl. Dursun Bey deyince akla barana ve folklor gelir. Kısa adı Dufat olan Dursun Bey Folklor Araştırma Eğitim ve Turizm Derneği, yörenin halk giysilerini ve oyunlarını en yakışır şekilde icra ederler. Bu ekip ülke genelinde de tanınmıştır. Gerektiğinde kendileri söyler, kendileri oynarlar. Şenliklerde oynar ekibiyle barana,
Kış gelmeden yapılır Dursun Bey'de bulgur ile tarhana. Bir de barana vardır ilginç adetleriyle tarihi Dursun Bey sokaklarında. Türkü söyleye söyleye sokak sokak gezen insanlar eğlenmek için çaldıkları kapıdan boş çevrilmezler asla. Bundan 100-150 yıl öncesinde kullanılan bir süs eşyası daha vardır ki o da tüylü fes diye adlandırılır. Dursun Beyli kadınlar ve özellikle de nişanlı kızlar kına gecelerinde giyerler tüylü fesi. Kur'an hatimlerinde ve daha nice törenlerde kullanılan tüylü fes artık önemini yitirmiştir. Şirin Dursun Bey'in şehir merkezinin kuzey yamacında 9000 metrekare büyüklüğündeki alanda yaklaşık 10 adet karstik kaynaktan çıkan suların oluşturduğu dere çevresinde çay bahçeleri ve alabalık restoranından oluşan mesire yeri dinlenmek için en ideal bölgedir. Burası su çıktı mesire alanı olarak adlandırılır. Su çıktığıyla kent merkezi arasında kalan ve içinden su çıktı deresinin geçtiği geniş bir alan vardır ki burası da restoran alabalık üretimi ve panayırların yapıldığı geniş bir düzlükle alınan saz mesire yeri. Dursun Bey'i anlatmakla bitiremeyiz. Daha sayamadığımız o kadar çok gezilecek ve görülecek yerleri var ki. Kar yağmazdan bebeklere, Elecek yaylasından Kavacık'a kadar doğal güzellikleriyle meşhur bu şirin merkezi arkamızda bırakıp geçerken, keşfedilmeyi bekleyen bu saklı cennette yaşayan misafirperver Dursun Beylilerin sizleri ağırlamak için sabırsızlandığını işitebiliyor musunuz? Elveda unutulmuş şehirler diyarı. Elveda saklı cennet Bala. Elveda Dursun Bey'in sıcakkanlı insanları.